İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız, Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum, 0212 454 56 46, 0212 454 56 46. Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Yok olan kurtulur. Allah adamlarından büyük İslam alimi, hiç yılmadan İslam'a hizmet etti daimi. O bir gün sohbetinde buyurdu ki, ey insan, ölüme hazırlan ki kalmadı fazla zaman. Kul İslam'a uydukça yükselir derecesi. Sahabe-i kiramın yükseldi böyle hepsi. Huzur ve sohbetinde kalarak o Resulün kalpleri temizlenip yükseldiler büsbütün. Öyle çok sevdiler ki Resulullah'ı hatta kendi nefislerini yok bildiler adeta. Mesela biraz arpa sadaka verse eshab, kazanırlar idi ki bundan öyle çok sevap. Başkaları verse de dağlar kadar altını, yine alamazlardı onların sevabını. Zira çok yüksektiler başkasına kıyasla. Onlar her işlerini yaparlardı ihlasla. Ve onlar yok olmuştu Allah ve Peygamber'de. Bu yüzden yükseldiler sonsuz derecelerde. Elbette bu manada yok olmak çok zor iştir. Lakin öyle yok olan böyle çok yükselmiştir. Yok olmanın bir yolu peki demektir hemen. Allah adamlarına mahvolur hayır diyen. Karşınızda kafir de, mürtet de olsa bugün, yine de kendinizi görmeyin ondan üstün. Kibirliyi ne Allah ve ne de kullar sever. Tevazu kimde olsa onlar çok sevilirler. Edebin bir tarifi itiraz etmemektir. Kendini hep kusurlu, kabahatli görmektir. Deyin ki, çok kötüdür benim huy ve mizacım. Herkesin duasına çok vardır ihtiyacım. Bir mümini görünce düşünün şöyle derhal. Ben bunun duasıyla kurtulurum ihtimal. Yine bir sohbetinde buyurdu, ey insanlar, şimdi herkes sadece dışını süslüyorlar. Kimde varsa bir makam, mevki ve selahiyet, onlara veriyorlar sadece değer, kıymet. Halbuki bakmaz Allah kulların mevkiine, bakar yalnız onların kalp ve niyetlerine. Eshab, Resulullah'a gösterip haya edep, taş bile koyarlardı bazısı ağzına hep. Her sıkıntıya sebep, bir günaha girmektir. Çaresi, pişman olup istiğfar eylemektir. Allah, günahkarlara vermez muvaffakiyet. Her başarı, İslam'a uymakla olur elbet.
hiçbir canlı varlığa eza etmeyin ki siz, o da Hak Teâlâ'nın mahlukudur şüphesiz. Gıda ve ekmek gibi olmalı ki Müslüman, hep ihtiyaç duyulur bu şeylere her zaman. Müminin tarifi de şudur ki ey insanlar, elinden ve dilinden kimseye gelmez zarar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Buyurunuz. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri buyuruyorlar ki, alimlere, evliyaya mal, can ve tenle hizmet et. Din büyüklerinin hallerini inkar etme. Zira inkar edenler rahat ve kurtuluş yüzünü göremezler buyuruyor Mevlana Celaleddin Rumi. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Hayırlı günler. Buyurunuz size de. Hocama benim bir sorum olacaktı da. Tabii buyurunuz. Hayırlı günler efendim. Hayırlı günler efendim, buyurun. Hocam ben 9-10 yıldır kayınvalidemle birlikte oturuyorum. Önceden her şeyime karışıyordu ve şu anda hani karıştırmıyorum. Araya mesafe koydum. Eşim de öyle hani. Kayınvalidem hani önceden çok ilgi gösteriyordu ve şu an hani kendi annesi olduğu için hani bir şey demiyorum. Çok ilgi gösteriyordu ve bana biraz ilgisiz davranıyordu. O yüzden onların arasına biraz mesafe koymaya başladım. Hani günaha giriyor muyum? Hani biz nereye gitsek eşimle sürekli yanımızda geliyor. Ben de diyorum ki eşim hani arada bir de baş başa gidelim diyorum. Hani buna günaha girebiliyor muyum? Hani sonuçta hani kendi eşim, dışarıya yalnız çıkmak da isterim. Baş başa kalmak da isterim. Hani sürekli onun annesiyle de bir arada olmuyor. Hani bu yönde de günaha giriyor muyum? Sonuçta birlikte oturuyorum. Hani ayrı oturmak da istemiyorum. Yani sonuçta biz de yaşlanacağız. Tamam efendim. Ondan dolayı bir sorum olacaktı. Bir de hocam şey soracaktım. Namaz kılmak istiyorum. Yani önceden kılıyordum da şimdi çocuklar olduğu için ara verdim ve bundan dolayı da çok rahatsız oluyorum. Hani bir türlü başlayamadım. Onun için de bir dua ederseniz inşallah başlamamı sağlamak için. Siz de bir gayret edin. İnşallah Atala efendim. Peki. Peki, teşekkürler. Hayırlı günler. Sağ olun. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Hocam benim 3 tane sorum vardı da size. Dinliyoruz. Birincisinde işte 16-17 yaşlarındayken falan erkek arkadaşım varken annem sorardı işte görüştün mü görüşmedin mi onunla falan diye bana yemin ettirdi. Ben de görüştüğüm zaman bile hani yemin ederim görüşmedim falan derdim. Şimdi bu hani yemin kefaretine giriyor mu? Ben bunu nasıl ödeyebilirim? Peki efendim. İkinci sorum Hazreti Yunus'un işte balığın karnından kurtardığın gibi Hazreti Yusuf'u zindandan kurtardığın gibi bir dua var mı? Hani böyle söylemen. Peki efendim. Bir de şu an hani hamileyim. Hamileliğime ilk aylarında söylememem gerektiğini falan söylüyorlar. Hani sorduklarında gebe değilim falan diyorum. Bu doğru mu? Peki efendim. Tamam. İyi yayınlar. Teşekkür Teşekkürler. Ederim. Hayırlı günler. Hocam cumartesi günü aşure günü. Bir gece öncesi de, bir önceki gece de aşure gecesi. Aşure gününde okunan belli muayyen dualar varmış. Bir de o güne has bir namaz varmış. Bize bunları anlatabilir misiniz? Efendim, Muharrem ayı kendisi kıymetli bir ay. Bu kıymetli ayın aşure günü zirvede bir. Ve çok büyük hadiselerin zuhur ettiği bir zaman dilimi. Adem Aleyhisselam yeryüzüne inişi, tövbesinin kabul oluşu, Nuh Aleyhisselam'ın tufanının başlayışı, bitişi, İdris Aleyhisselam'ın göğe çıkarılışı, İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın Kızıldeniz'i geçmesi, İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseltilmesi gibi çok büyük hadiseler vuku bulmuş. Çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama bir tanesi de televizyonda din adamı kılıklı birisi. Bütün bunları böyle sayıyor. Hepsi yalan diyor. Tabii adam kendisi yalancı olduğu için.
kendisi yalancı olduğu için 15 asırdır gelenler aynı şekilde böyle yalan söylemişler. Bir doğruyu bulmuş. Böyle zındıklar her asırda her zaman da aynı şekilde bulunur. Bunların maksadı Müslümanların itikadını bozmak, dinini yozlaştırmak ve yok etmek. Hedefleri, maksatları bu. Hedefleri, maksatları bu. Çünkü hani milletin birazcık aynı şekilde gözünü açması gerekir. Şu 15 Temmuz hadisesinde adamlar hizmet hizmet diyerek memleketin aynı şekilde yani kılcal damarlarına kadar işlemişler ve sömürmüşler. Ve bunlara şimdi oturup da aynı şekilde hani bazıları ah vah tüh falan filan diyenler var. Sen de yardım ettin. Ama bilmiyorduk. Bilmiyordun da yani temelde ahmak değilsin. Oku doğruyu öğren. Oku doğruyu öğren. Kurbanını verdin, zekatını verdin. Çocuğunu bunların okullarına gönderdin. Çocuğun da bunların militanı durumuna geçti. Beyinlerini aynı şekilde satın aldılar, yıkadılar ve kendi emellerine alet ettiler. Yani burada hep mi suçluyuz? Sadece birisi değil. Şimdi aynı şekilde böyle konuşana, sen doğruyu öğrenip de yüzüne çarpmazsan veyahut da öyle bir televizyonda böyle bir şey yaptığı zaman oraya aynı şekilde soru yağmuruna tutarak veyahut da baskı kurmazsan, yani kamuoyu oluşturmazsan, bu ve benzeri zındıklar ve dinsizler at oynatmaya devam edecekler. Yani tabir caizse Anadolu'da şey var, senin ensende çok kimse boza pişirir. Hani meşhur bir fıkra gibi, hikaye gibi anlatılır da şimdi böyle iri yarı bir adam, yeni tıraş olmuş, ensesi de açık. Bir tanesi de demiş ki yanındakine, demiş bunun ensesine bir tokat vurursan demiş, sana demiş bir altın veririm. Verir misin demiş, veririm. İyi demiş, gidiyor adamın ensesine ama demiş böyle şak diye sesini duyacağım ben. İyi. Gidiyor bir yapıştırıyor falan. Oo Ahmetciğim falan bir dönüyor. Ne Ahmet'i be diyor. Ya özür dilerim, kusura bakma, isim Ahmet zannettim seni falan. Neyse adam öfkelenmiş falan ama yanlışlık oldu diye yutmuş. Ondan sonra geliyor tekrar. İkinci defa demiş gene vurursan bir altında. Gidiyor falan bir daha yapıştırıyor. Oo Ali'ciğim falan, ya kusura bakma demiş ya falan. Ya demiş dikkat etsene sen falan filan. Neyse üçüncü sefer adam demiş ki bir daha vurursan demiş bir altın daha vereceğim sana. Vururum demiş, gidiyor bir yapıştırıyor falan. Adam bir dönüyor falan. Diyor ki niye vuruyorsun falan diyor. Bir dakika demiş, beni dinle. Beni dinle. Vallahi demiş sen de bu ense, o adamda da o altınlar oldukça demiş, sen çok tokat yersin, tamam mı? Sen çok tokat yersin. Biz dinimizi doğru öğrenmedikçe, Ehl-i Sünnet talimlerin bildirdiği şekilde doğru öğrenmedikçe, vallahi o adamın ensesine inen tokatlar gibi bize de aynı şekilde bu tokatlar inmeye devam eder. Bu ilk kere iki dört kesin. Bu ilk kere iki dört kesin. Yani sen doğrusunu öğrenirsen bunlara itibar etmezsin. Şimdi tam İbn-i Hasaid'de bir dedi. Orada bir şey anlatılıyor. Cambazın ipe çıkıp orada aynı şekilde yürümesi, gösteri yapması meselesinde anlatılırken, hatta işte temel kitaplardan bir nakil söz konusu. O cambazı seyretmek için oraya gelenler de o cambaz ipten düşüp ölse onun ölümüne onlar da ortak olur buyuruyor. Da seneler önce okumuştum, döndüm bir daha okudum. Niye? Çünkü orada buyuruyor ki eğer o kimseler gelip de aynı şekilde seyretmeseydi o adam da o ipe çıkıp da o gösteriyi yapmaya cüret edemezdi. Cüret edemezdi. Dolayısıyla o ipten düşüp de ölürse onun ölümüne onu seyredenler de ortaktır buyuruyor. Bunun hepsine aynı şekilde devam et. İspanyollarla aynı şekilde boğa güreşleri var mesela. Değil mi? Evet. Bir sürü aynı şekilde toplanıyor. Orada başağı var ol falan filan. Bir sürü hayvanlar aynı şekilde eziyet ediyor. O hayvanlara yapılan eziyet ve zulüme oraya toplananlar da ortaktır. Matadorlardan ölenler var. Ölenler var. Dolayısıyla oraya toplananlar da buna ortaktır. Ve gayrimeşru ve hayvanlar mesela horoz dövüştürmek için geliyor falan, bir sürü insan geliyor. Ya eğer o insanlar gelmese adamlar da özene bezene aynı şekilde bu horozları dövüştürmek için yetiştirmezler. Dolayısıyla o horozlar birbirlerini yiyip bitirirken birbirlerini eziyet ediyor, zulmediyor. Ve netice itibariyle oraya gidenler de seyredenler de buna ortaktır. Değişmez bu. Sen de aynı şekilde dinini öğrenmezsen arkadaş. Efendim falan çıktı. Aa nasıl dedi bu lan? Ya nasıl dedi falan değil arkadaşım. Sen de ortaksın buna. Eğer sen doğru dürüst öğrenseydin ensene tokat attırmazdın. Adam sen de bu ense oldukça, sen de bu cehalette bulundukça böyle zındıklar gelip senin enseni de aynı şekilde boza pişirmeye devam edecektir. İlk kere iki dört. Yani ben hastayım. Tamam hastasın, doktora gideceksin. İlaç kullanacaksın. Ben hastayım ama doktora da gitmem, ilaç da kullanmam. Ha, kusura bakma o zaman böyle sefil sefil dolaşır durursun. Hasta hasta dolaşır veya yataktan kalkamazsın. Mutlaka doktora gidince iyi olacak mıyım? Şifayı veren Cenab-ı Hak, emri veren de o. Doktora git ilaç kullan diyor.
Hangi doktordan hangi ilaçtan şifa verecek onu ben bilemem. Ama benim vazifem doktora gitmek ve ilacı kullanmak. Vazifem benim bu. Dolayısıyla dinimi öğrenmek, yaşamak için de gayret sarf etmek, onu yaymak için de aynı şekilde çaba sarf etmek. Ben böyle davranırsam Rabbim de aynı şekilde yardım eder, ihsan eder. E peki efendim böyle zındıklar aynı şekilde yok mu olur? Hayır, yok olmaz. Ama sesini çıkaramaz. Saf temiz Müslümanların da zihnini kurcalayamaz ve aynı şekilde karartamaz. Karartamaz bunları. Dolayısıyla aşure gününde, aşure gününde, Muharrem ayı mübarek bir gündür, aşure gününde kitaplarda değişik dualar aynı şekilde bildirilmiş ve yazılmıştır. Hani bize sorulduğu zaman, işte efendim Muharrem'in birinci günü olsun, aşurenin onuncu günü olsun, işte okuran bir dua var, duayı okuyunca o sene ölmezmişin ifadesi de geçiyor. Şimdi bir arkadaştan dinledim. Şimdi arkadaş aynı şekilde o duayı şey yapıyor, çocuğuna anlatıyor falan. Emir abinin vefatından sonra olmuş bu. Çocuk gayri ihtiyar demiş ki, Emir abi okumamış mı bu duayı? Bir kere o ifade Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yok. Efendim falan kitap mı? Bilemem. Öyle bir şey olsaydı mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala alırdı. Veyahut da Seyyid Abdülhakim Arvas Hazretleri aynı şekilde bildirirdi. Almamışlar onu. Kendi kitaplarında yok o. Kendi kitaplarında yok. Bir kere Cenab-ı Hak ölümü yaratmış mı yaratmamış mı? Yaratmış. Ecel de belli midir? Bellidir. Bellidir. Peki bu duayı okuyup ölen de var. Ne yapacağız o zaman? Bu FETÖ tayfası bir şey yaydıydı. Bir muska gibi bir şeydi. Ne diyorlardı ona? Cevşen. Ha, cevşen diye. Bir şey yaydıydı falan. Orada onun mesela kitapları falan var. Orada böyle mübalağalı bir şekilde. Bu Şiiler arasında da yaygın bu. Şiiler arasında çok yaygın bu. Kurşun işlemez falan. Ha, kurşun işlemez ölmez falan. Bu Irak-İran harbi vardı. Ölen İran askerlerinin boynunda hep bu çıkmış. Kurşun işlememiş onlara. Nasıl öldü bilmiyorum artık. Ama ölmüşler. Kalp krizinden ölmüş. Heyecanlı. Ya insanlar şimdi ölmekten, hasta olmaktan veyahut da bir hemen böyle bir dua yok mu? Bir muska yok mu? İnsan cahil olunca, böyle de bir şey arayınca piyasada böyle aynı şekilde işte başın ağrıyor, dişin ağrıyor, şuna her şeye bir dua yazıyor. Efendim dua okunmayacak mı? Okunacak. Dua Allah-u Teala yarattığı bir sebeptir. O duaya tesir yaratan da kendisidir. Yaratmayabilirdi. Şifa ayetlerini. Kendi sözü. Kur'an-ı Kerim'de var. Ama kendi sözünde de şifa yaratmayabilir. O şifayı orada değil de başka bir şeyle yaratmıştır. Bizim vazifemiz nedir? Şifa ayetlerini okuruz. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, eshab-ı kiram aleyhimdan efendilerimizin tabi'in, tebe-i tabi'in, eymi-i müştidin, rahmetullahi teala aleyhim ecmain ve onlar yolunda giden ehl-i sünnet alimlerinin evliya-i kiram bildirdiklerine ittiba ederiz. Onların bildirdiklerini okuruz. Ha, yaratır, yaratmaz. Mülk onun. Kimse karışamaz. Hatta İmam-ı Rabbani Hazretleri bir talebesine buyuruyor ki, evladım buyuruyor, biz Allah-u Teala ile pazarlık halinde miyiz? Ya Rabbi ben şunları şunları yaptım, sen de bana bunlar ver. Yok öyle bir şey diyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala talebelerini öyle anlatıyor. Karışım buyuruyorlar. Beş vakit namazı kıldım, Ramazan orucunu tuttum. Bana cenneti verirsin artık. Olmaz buyuruyorlar. İhsandır o. Verir vermez. Beş vakit namazı kılanları da cehenneme alsa. Mülk onun, cennet de onun, cehennem de onun. İstediği yere koyar. Adaletine ters değil ki. Adalete ters değil. Çok güzel de izah edilmişti. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de o risalesini başka kitapta almışlar. Saadet-i Ebediye koymuşlar Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Orada adaletin bir tarifi var. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin bir tarifi var. Adalet mülkünde olanı kullanmaktır. Yedi kat gökler, gök ve yer ve içindekiler canlı cansız. Kimin mülkü? Cenab-ı Hakk'ın. Dünyayı yok etti mesela. Yazık, günah değil mi? Sana ne? Yaratan doydu. Yaratan doydu. Sana ne ya? Sana ne? Kendi mülkünü kullanıyor. Kendi mülkünü kullanıyor. Başkasının değil ki. Dünya başkasına ait değil ki. Kendi mülkü. İçindekiler. İçindekileri de o yarattı. İçindekiler de. Güzel güzel ağaçlarda, otlarda, şeylerde, çiçeklerde gitti falan. Ya, yaratan o. Yaratan o. Biz sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretini temaşa ediyoruz. O toprakta envai çeşit mesela bitki var. Her bir bitkinin zamanı gelince bir çiçek açı şekli var. Bakıyorsun.
Ya diyorsun aynı toprak. Aynı toprak. Buraya muz, buraya acı biber ekiyorsun. Aynı toprak. Aralarında bir karış mesafe yok. Muz yumuşacık, biber de zehir zemberek. Toprağa kızabilir misin? Sen buna ne yaptın diye. Şeyin özelliğinden de bu. Yani o muzun ve biberin özelliğindendir. Mülk Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Hak dilediği gibi yapar. Dolayısıyla Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, tam İbn-i Hasaddebi'de ve İslam Ahlak kitabına lazım olan duaları hepsini almışlar. Bu asırda, hatta Hazreti Mehdi'ye kadar gelecek olan zaman dilimi içerisinde Müslümanların okunması lazım gelenleri tercih etmişler. Dolayısıyla bunlar varken sen bunları hallettin, bunları yaptın, bunlara kavuştun, dereceni yükseltmek için aynı şekilde başka şeyler mi arıyorsun falan. Yok o değil canım. Böyle ucuz. Hem nefsimizin isteklerinden vazgeçmeyelim biz. Nefsimiz ne emrederse, ne isterse biz onu yapalım. Ama işte böyle duada okuyuverince de o nefsimizin isteklerine yardımcı oluversin falan filan. Haşa, Allah-u Teala'yı emirleri kabul ediyorsun. Olur mu ne şey ya? Olur mu ne şey? Herkes haddini bilmesi lazım. Nefsine tabiysen emir emre sık sık anlatırlardı. Sen de duydun. Yani bu çalışanlar burada yaptığı toplantılarda anlatırlardı. İnsan iki şeyden birisinin kuludur. Ya Allah-u Teala'nın emirlerine ittiba eder, yasaklarından sakınır, Allah-u Teala'nın kuludur. Veya nefsine tabidir. Nefsinin istekleri peşinde koşuyordur. Nefsinin kuludur. Üçüncüsü yok. Efendim şeytan da var. Şeytan nefse yardım ediyor. Yani ne, ya nefsin kulusun ya Allah-u Teala'nın kulusun. İkisinden birisi. Efendim işte kemküm falan filan başlıyoruz falan. Yani bakıyorsun, hani ben bir ilk defa duyduydum o zaman. Daha yeni o zaman Milli Eğitim'de çalışıyordum falan da bir İstanbul'a gelmiştim. Evren abiyle bir nakil yaptılar. Hocamızdan diye işte Hüseyin Hilmi Efendi'den rahmetullahi aleyh bir nakil yaptılar. İşte efendim hani İslamiyet'in kokusu bile kalmadı. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri senelerdir işte bu kokuyu yaymaya çalıştılar. Kokusu bile kalmadı. Şimdi ben kendime bakıyorum. Hakikaten aynı şekilde büyüklerin kitaplarını okuduğuna bakıyoruz. Bazen söylüyoruz. Seni bu büyüklerin şeylerinde aynı şekilde sözlerinden naklediyoruz. Yani çok özür dilerim. Ben başkasını bilmem de kendim bilirim. Ya dedim bunların bu sözlerinden, bunları yaptığından benim hayatıma ne kadar girmiş, ne kadar girmiş. Benim kimyam bu büyüklerin buyurduğu şekle girmesi lazım, değişmesi lazımdı. Ama kimya yine nefsin elinde. Nefsin elinde. E ondan sonra hem 25 kuruş hem şoför mü hallediyorum ondan sonra. Olmaz öyle şey ya. Eşyanın tabiatına aykırı bu. Eşyanın tabiatına aykırı. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Nefsine uyarak yaptıysa cezasını çekecek. Allah'tan en emrine uyarak yaparsa mükafatını da görecek. Değişmeyen bir hasile. Onun için tam İlmi Hasadette bir dili ve zaten Muharrem ve Aşure günün faziletleri bildirilmiş. İslam Ahlak kitabında da bildirilmiş. Orada bildirilenleri okumalı. Cumartesi günü Muharrem'in 10. günü takvimlere göre. Oruç tutmak isteyenler cuma, cumartesi veya cumartesi pazar. Ama cumartesi pazar tutmak daha garantili olur. Niye? Hani hilalin hani görülmeme veyahut da girmeme, çünkü hesapla yapılıyor, tam isabet edememe durumu. Cumartesi gün 10 Muharrem. 10-11 tutulursa zaten hadis-i şerifte de biliyor ya 9-10 veyahut da 10-11 buyuruyor. Yahut da 9-10-11 üç gün. Cuma, cumartesi, pazar. Efendim cuma çalışıyorum yapamıyorum. Cumartesi, pazar olur. Cumartesi tek tutmak uygun değil. Ama cumartesi, pazar tutulabilir mi? Tutulabilir. Mahsur yok. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, hastalık hediyedir. Hastalık, fakirlik, iftiraya uğramak gibi dert ve belalar kemendi mahbubtur. Yani Allah-u Teala'nın sevdiklerinin boynuna, kendisini unutmasın, dinin dışına çıkmasın, cehenneme gitmesin diye attığı kementtir ve rahmet-i ilahidir. Böyle bir kimse şeytana, nefsine veya kötü arkadaşa aldanarak dinin dışına çıkmak üzereyken kement daralıp boynunu sıkar, boğulacak gibi olur ve geriye döner. Yani kendisini helak edecek bir şey yapamaz. Dert ve bela günahların çokluğuna değil, çok affedildiğine alamettir. Hepimiz zaten çok günahkarız. Hatta Allah-u Teala'yı unutarak aldığımız verdiğimiz her nefes günahtır. O halde Cenab-ı Hakk'ın dert ve bela verdiği kullar affetmek istedikleridir. Günahlarını dökmek, sabrını ölçmek istedikleridir. Sebepler neticeye göre değerlendirilir.
Dert ve bela affolunmaya sebeptir. İyidir. Ama istemek doğru değildir. Nitekim Peygamber Efendimiz Allah'tan dert ve bela istemeyin. Verirse de şikayet etmeyin buyurmuştur. Ya Rabbi, bana dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Beni cehennem azabından koru. Ve Ya Rabbi, senden sıhhat, afiyet ve kaderine rıza istiyorum diye de dua etmiştir. Biz de böyle dua etmeliyiz. Hastalıklar Allahü Teala'nın mümin kuluna hediyesidir. Hediye sevilene verilir ve hediye veren de sevilir. Büyüklerimiz dert ve beladan aldıkları zevki sıhhatten, rahatlıktan alamamışlardır. Onun için sabretmeli ve şikayet etmemelidir. Hasta olan kişi sabrettiği takdirde sevap kazanır. Ecir sabreden içindir. Mesela bir kimse bize bir hediye verse, biz de teşekkür etmek yerine şöyle yaptın, böyle yaptın diye olmadık laflar söylesek, sonra da ben o kimseyi çok seviyorum desek, kim inanır? Onun için halinden şikayet etmek hiç iyi değildir. Bilakis demek ki Rabbim beni sevdi, beni affetmek istedi ki bana bu hastalığı verdi diyerek, verilen dert ve belanın bir hediye olduğunu bilip sevinmeli ve kıymetini anlamalıdır. Bu hal üzere olmanın alameti de sabırdır. Halinden şikayet etmemektir. Hüküm neticeye göre verilir. Bir kimsenin yaptığı bir şey hakkında hüküm verileceği zaman, o şeyin sonucunu görmek lazımdır. Sonucunu görmeden hüküm vermek doğru olmaz. Mesela hastalık her şeye manidir. Onun için de neticesi düşünülmediği zaman hastalığın kendisine iyi denmez, talep de edilmez. Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi bana sıhhat ver, afiyet ver buyuruyor. Peygamber Efendimiz böyle sıhhat, afiyet isterken biz hastalık isteyemeyiz. Böyle bir talebimiz yokken hasta olursak da şu gibi neticeleri vardır. 1. Günahları döker. 2. İnsanı dünyadan soğutur, ahirete yaklaştırır. 3. Ahirette, cennette büyük nimetlere kavuşturur. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, dünyada dert ve bela, hastalık, eziyet, üzüntü çeken ve sabreden Müslümanlar, ahirette çok sevaba kavuşacaklar. Onlara cennette çok yüksek dereceler, çok yüksek mevkiler, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği çok kıymetli büyük köşkler verilecektir. Öyle nimetlere kavuşacaklar ki, dünyada bu acı ve ızdırabı çekmeyen Müslümanlar bunları görecekler de imrenecekler. Ah keşke dünyada bizim bütün vücudumuzu doğrasalardı, etlerimizi lime lime kesselerdi de, o acıları bunların çektiğini biz de çekseydik ve onlara sabretseydik de, şimdi bugün biz de şu nimetlere, şu yüksek derecelere kavuşsaydık diyecekler. O halde hastalığın neticesi çok güzeldir. Bu yüzden hastalık kötüdür de denmez. Esasında hastalık bir nimettir. Farz edelim ki bir yere yürüyerek 2 ayda, arabayla 2 günde ve uçakla 2 saatte gidiliyor. Allahü Teala'nın rızasına kavuşurken de sağlıklı bir insan yürüyerek giden gibidir. Bacağı kırık veya biraz hasta olan arabayla giden gibidir. Daha çok hasta olansa uçakla giden gibidir. Herkesin 2 ayda varacağı yere 2 saatte varır. Yani hastalık aynı menzile süratle kavuşturan bir araçtır. Allahü Teala bunu sevdiklerine verir. Öyleyse hastalık gelirse bu lütfi ilahidir, merhamettir. Bunun kıymetini bilmemiz lazımdır. Fakat istemek yanlıştır ve tedavi olmak sünnettir. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in 2. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim ilk dinleyicimiz 1. bölümdeki kayınvalidemle beraber oturuyoruz ama dedi, belli bir mesafe koymuştum dedi. Hatta dedi, beyim de aynı şekilde davrandı falan dedi. Beraber oturduğumuz için de her yere dedi,
Yani kayınvalidem de gelmek istiyor falan. O da yaşlarına anlayışlı davranması gerekiyor. Şimdi yaşlar anlayışlı davranmıyor. Gençlerde gençliğin vermiş olduğu gerginlik devreye giriyor. Kavga kaçınılmaz oluyor. Kavga kaçınılmaz oluyor. Zaten gönüller dar. Dolayısıyla zaten mesela hani kızacağız tamam beraber oturuyoruz falan. Sen yani kendin demen lazım. Evladım siz gidin ben yaşlıyım ben oturayım. Siz bir gezin dolaşın. Normali bu. Normali bu. Ha, lazım olduğu zaman lazım olduğu zaman tamam işte anne git bir de sen bak falan filan. O da otomatik olarak o teklif gelir. Ama sen sık bağıza dersen siz neredeyseniz ben de oradayım falan filan. O zaman aynı şekilde orada muhabbet gider. Muhabbet gider. Yerine nefret gelir. Düşmanlık gelir. O da kavga getirir. O da kavga getirir. Allah Teala hepimizin anlayışını artırsın inşallah Teala. Efendim namaza dedi ara verdim. Namaza ara verilmez. Hemen ne yapıp yapalım? Hemen istiğfara başlayıp namaza bir an önce başlamalı. Çünkü Allah Teala muhafaza buyursun. Yani bir namazı vaktinde kılmamanın cezası sen hukbe cehennemde kalmak ifadesi geçiyor. Tam İbn-i Asad'de bir de İbn-i Abdin'de bir nakil var orada. Ve onu hesap etmişler de hukbenin ne demek olduğu falan insan aklı hayali falan aynı şekilde yetişemiyor. Hatta Allah rahmet eylesin Enver abiyle bir kimse namazı vaktinde kılmasa hemen vaktinden sonra hatırlayıp kaza etmiş olsa bile yarın mahşer günü o vakit gene bomboş geçecek. Boş geçecek. Niye kılmadı yazılıyor orada. Kayda geçti o. Onu telafi edemezsin. Kaza ettim ya et istediğin kadar. Et istediğin kadar et. Ama orası boş geçti. Sana verilen o zaman dilimini boşuna harcadın. Gitti. Onun için hemen tövbe istiğfara başlamalı. Hemen başlamalı. Ve nefsine zor gelse de bilmem ne de olsa hemen namaza başlamalı. Sadece farzlarını bile olsa kılmalı. Efendim bu dinleyicimiz işte arkadaşımla görüşmedim falan dedi. Ben de yalan söyledim falan dedi. Yemin et dedi. Yemin ediyordum falan dedi. Yalan yere yemin etmek çok büyük günahtır. Yalan yere yemin etmek çok büyük günahtır. Tövbe istiğfar etmeli. Hatta yemin kefareti gerekmez. Çünkü yemin etti, yeminini bozmadı. Ama yalan yere yemin etti. Çok büyük günahtır. Tövbe istiğfar etmeli. Hatta tövbesinin kabul olması için de Ehl-i Sünnet kitaplarından dağıtmalı. Çünkü Allah-u Teala kendi dinine hizmet eden, kendi dinine aynı şekilde yayanlardan hoşnut olur buyuruyor. Ve hoşnut olduğu bir kulun özür dilerim ya Rabbi, günahımı affet ya Rabbi dediği zaman kabule daha yakın olur. Onun için mesela ısrarla diyoruz ki yani bu Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını alıp dağıtmak. Birçok faydalar var da insanı Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Niye? Yaptığın iş Allah-u Teala'nın dinini yayıyorsun. Doğru olarak yayıyorsun. Hal böyle olunca Allah-u Teala da senin dileklerini aynı şekilde kabul etme ihtimali de Allah-u Teala'nın artıyor. Ha bazılarının hatırına gelebilir. Siz böyle anlatıyorsunuz ama bu kitapların doğru olduğunu biz nereden bilebileceğiz? Herkes çünkü yoğurdu ekşi diye satmaz, tatlı diye satar. Ya o zaman güzel bir abdest aldı, iki rekat namaz kıldı, namazın arkasında elini aç dua et. Ama samimi olarak, herhangi bir şekilde şartlanmadan, samimi olarak. Dön hücrelerine varıncaya kadar al iç, aç elini. Ya Rabbi ben ahir zamanda geldim, altyapım yok. Bir sürü piyasada kitap var, bir sürü böyle ilahiyatçı var. Televizyonlarda, radyoda konuşanlar var, camilerde konuşanlar var, diyaneti var, ilahiyatı var, imam hatibi var, medresesi var, tarikat adı altında faaliyet göstereni var. Herkes gel bana diyor. Bunun hangisi doğru, hangisi aynı şekilde şey ben bilemiyorum. Bana doğruyu nasip et ya Rabbi diye dua etmeli. Samimiyetle ederse vallahi de billahi de doğru insan, doğru kitap onun karşısına çıkartır Cenab-ı Hak. Çünkü hiçbir koluna böyle bir talepte bulunan, samimi talepte bulunan kuluna Cenab-ı Hak ayrım yapmaz, ihsanda bulunur. Yani şimdi biz nereden bileceğiz? Bu imkanım var. Aç eline dua et. Cenab-ı Hak ihsan eder. İhsan sahibidir çünkü. Efendim, dinleyicimizin cahili bir dikkat bir suali vardı. Dedi ki, işte Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtardığın gibi, Yusuf Aleyhisselam hapishaneden kurtardığın gibi diye başlayan böyle bir dua var mı?
Yok, bu dua olarak söylenir. Yatla söylenir. Ya Rabbi Yunus Aleyhisselam balığı kurtardı, balığın karnından kurtardığın gibi, Yusuf Aleyhisselam da hapishaneden kurtardığın gibi, beni de bu sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. Denebilir mi? Denebilir. Ama bazıları şimdi oturmuş kendilerine göre aynı şekilde dizayn etmişler böyle. Belli şeyler almışlar falan. Çok kıymetli dua falan. Çok kıymetli dua ne? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği böyle dua edin. Ondan sonra onun peygamberi Muhammed Aleyhisselam bildirdiği. Sonra o Muhammed Aleyhisselam'ın varisi olan İslam alimlerinin kitaplarına yazdığıdır kıymetli olan. Yoksa Osmanlı'nın Mustafa Toköz'ün eline kalem alıp da işte ben çok kıymetli bir dua yaptım böyle böyle vezinli kafiyeli falan. Yok öyle. Hani televizyonlar oluyor. Ya Rabbi diye bağırıyor falan. Hani Şah Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri buyuruyorlar ya. İmam-ı Rabbani Hazretleri de onu yazıyor. Hatta gitmişmiş. Bakmış. Kabe-i Muazzama'da yaşlı sakallı birisi Kabe'nin örtülerine böyle oturmuş. Ya Rabbi diye nasıl feryat ediyor falan. Herkes de bakıyor. Ne mübarek zat falan. Mübarek Şah Nakşibend dua ediyor. Ya Rabbi diyor bunun kalbindeki niyet. Bir bakıyor ki çıfıt çarşısı herkes işte ne güzel dua ediyor şahısı falan. Oradan Mina'ya geçiyor. Mina'da şimdiki gibi değil tabii o zamanlar. Pazarlar falan kuruluyor. Bir tane genç kumaş satıyor. Saatte 50.000 altınlık kumaş satıyor. Bakıyor. Hem de Mina'da mübarek bir yerde. Demiş dünyaya dalmış gitmiş. Yine dua ediyor Allah-u Teala. Ya Rabbi diyor bunun niyetini göster. Bir bakıyor ki kalbinden devamlı surette aman diyor hani bir Müslümanın hakkı bana geçmesin. Kumaşları ölçerken, para üstü verirken o kadar titiz davranıyor ki. Ya Rabbi demiş. Öbürsü zahiren Allah adamı fakat çıfıt çarşısı kalbi. Bu zahiren dünya adamı ama Allah sevgisiyle dolu. Dolayısıyla zahir insanı yanıltır, aldatır. Ve o dualarda da gösteriş için değil. Gösteriş için değil. Ya Rabbi demek sureti. Allah-u Teala seni duyuyor be arkadaş. Bağırmana gerek yok. Bağırmana gerek yok. Ama ne dua etti vezinli, kafiri, cafcaflı böyle televizyonlarda falan. Kahramanlık şiiri okur gibi. Kahramanlık şiiri okur gibi. Bunlar da prim yapıyor tabii ki. Prim yapıyor. Ondan sonra hadi bakalım o televizyon, bu televizyon falan duahan olarak aynı şekilde çağrılıyor. Halbuki hatırıma şey geldi. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul fethetten sonra Ayasofya Camii'ye çevirdi. İlk Cuma'da namaz kılacaklar. Fakat tam Cuma yaklaşırken mübarek işte bağırsaklarda midesinde problem olduğu için yerleme zuhur etmiş. Ve şimdi caminin içerisinde protokol olmaz ama sultan ta önde bulunacak, önde bulunuyor. Cemaat yok, dışarısı dolu, çıkacak, abdest alacak imkan, izdiham, kalabalık mümkün değil. Sıkışmış böyle ne yapacağını bilemiyor. Tam o anda yanında sağ tarafında bulunan cübbesini bir açıyor. Bakıyor ki su akıyor falan. Hemen suyla abdest alıyor, namaz kılıyor. Rahatlıyor. Neyse o namazdan bir hafta 10 gün sonra falan neyse. Hocası Akşemseddin Hazretleri'ni ziyarete gitmiş. Şimdi bak hocası. Allah'ım ne insanlarmış ya. Sultan sultanlığını biliyor. Alim alimliğini biliyor. Bak ayağına gelmiş. Ama ayağına geldiği zaman ayağa kalkıyor. Niye? Sultanlık hakkıdır o. Ya bu benim talebe çömez diye onu beni... Ya öyle değil o. O sultan. Ama şahsı değil zaten. Abi, sultanlık ha, onun makamı. Bir makamı temsil ediyor. Hemen ayağa kalkıyor diyor. Buyurun diyor sultanım. Hem de ziyaret etmek duanızı almaya geldik. Allah da son nefeste iman selameti versin sultanım buyuruyor. Amin diyor bekliyor. Başka bir şey var mıydı diyor. Dua için gelmiştik. Ettik ya buyuruyor. Ya tabii 22 yaşında zırva gibi delikanlı da İstanbul'da fethetmiş. Bu kadarcık mı diyor. Bu kadarcık mı deyince Akşemseddin Hazretleri açıyor işi. Sultanım diyor geçen cuma günü abdestiniz zayi olmuştu. İşte sağ tarafınızdaki cübbeyi açtı orada su aktı siz abdest aldınız. Halbuki hocasına söylemedi bunu hocası görmedi de bunu. O size abdest aldıran biraz önce ruhunu teslim etti ama imansız gitti buyuruyor. Ama imansız gitti. Keramet gösteren adam. Keramet gösteren ama imansız gitti. Nasıl tabii sultan ama ayakları titriyor. Hakikaten diyor ya. Bu nasıl olur? Bazıları keramet sevdasına düşer buyuruluyor. Belli bir yere gelir Allah-u Teala bazı şeyleri açıverir. Açıverince o şu zehaba kapılırmış. Ben mübarekim ya. Yaptığım dualar kabul oluyor. O olağanüstü şeyler, kerametler de görüyor falan. O ben Allah-u Teala makbul kuluyum diyerek bodası namazına nefsine tabi olur. Kibir, ucub ne varsa hepsi yükleniyor. Padişaha abdest aldırdım falan.
Ve netice itibariyle de cehennem kütüğü olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Yani Akşemseddin Hazretleri buyurmuştu ki işte o da sana abdest saldıran imansız gitti. Biraz önce öldü o diyor. Ama imanını kurtaramadı. Onun için Cenab-ı Hak iman selameti versin. Amin hepimize inşallah. Şimdi dua istiyor. Akşemseddin Hazretleri buyuruyor ki son nefeste Cenab-ı Hak iman selameti nasip etsin diye dua ediyor. Şimdikiler aman ya Rabbi işte Yunus Aleyhisselam'ı kurtardığın gibi, Yusuf Aleyhisselam'ı kurtardığın gibi bizi de böyle işte selamete öldür ya Rabbi diye bağırıyor. Ya bir dakika arkadaş sen kimsin? Kime bağırıyorsun? Nereye bağırıyorsun? Ya öyle değil ya, boyun bükeceksin yani. Bu kibir, bu ucub, bu riya, bu aynı şekilde bu öyle değil o ya. Bu öyle değil o. Bazen samimiyetle hücrelerine varıncaya kadar içinden geçenin Cenab-ı Hak yaratıyor, önüne koyuyor. Yaratıyor, önüne koyuyor. İnsan utanıyor, sıkılıyor. Ondan sonra da Cenab-ı Hak'tan bir şey talep ederken bile. Ama öyle olursa öyle olur tabii. Öyle olursa öyle olur. Şimdi büyüklerin hayatlarında çok enteresan şeyler anlatılıyor. Akşemseddin Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin sohbetlerinde 3 senede kemale geliyor. 20 senedir orada bekleyenler var. Buna icazet veriyor, gönderiyor. Diyorlar ki efendim bu köseymiş mübarek fazla. Demişler köse. E demiş öyle geldi böyle gider. O geldiği zaman tam teslim oldu. Biz ne söylediysek olduğu gibi kabul etti, hayatına geçirdi. Ama siz öyle yapmadınız ki, biz söylüyoruz. Ya hocam böyle bir şey buyurdu şu kitaplara bakalım bir. Bunun aslı var mı? Ha kitapta yazıyormuş tamam doğru söylemiş. Kabul ettik efendim falan. Eğer bu zat gerçekten Allah-u Teala'nın evliyasıysa onun söyledikleri nakildir artık. Evliya ise. Sen de ona tabiysen. Tabiysen onun söylediklerine itibar edersin. Adam gibi tabi yok. Yani naklettiklerini şey yapar. Yok evliya değilse zaten senin orada ne işin var? Satıkan teki ise orada ne işin var aynı şekilde. Akşemseddin Hazretleri geliyor bakıyor ki diyor ki tamam bu zat o. Bu zat o. Şey de öyle. İmam Rabbani Hazretleri işte hocası Muhammed Bakıbillah Hazretleri'ni bir görüyor. Üç ayda kemale geliyor o. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri 6 ayda. Cenab-ı Hak bazılarının aynı şekilde kabiliyet, kapasite değişik yaratıyor falan. Kemale geliyor. Ha şimdi bir şey var. Veren olgun, alan da uygunsa mesele bitiyor. Mesele bitiyor. Cenab-ı Hak bizi de o hale getirir inşallah Teala efendim. O şekilde dua etmeyi nasip eder. Son olarak da işte hamile değilim ama dediği hani ilk başlarda kimseye söyleme. Kimseye söyleme denmesi halk arasında yaygındır ve onun mahsuru yok çünkü nazar değenler olur. Ondan korumak için söyleniyor. Ama dinin emri değildir. Dinin emri değildir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.